Dersimiz Matematik Video kanalından hepinize iyi günler dileriz arkadaşlar. Bugün dersimize olasılık 2 testiyle, MEP kazanım testleriyle devam ediyoruz. Peki, birinci soruyla başlayalım dilerseniz. 24 kişilik bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı 1 bölü 3 olduğuna göre bu sınıfta kaç kız öğrenci vardır? Evet arkadaşlar, erkek öğrenci olma olasılığı 1 bölü 3'müş. Erkek bölüyor. Tüm sınıf diyelim. Böyle. 1 bölü 3. Gerçekte pi değerlerini yerleştirelim arkadaşlar. 24 kişilik bir sınıf diyor. Öyleyse tüm sınıfın olduğu bölüme 24 diyorum. Erkek sayısını bilmiyorum. Bu sınıfta kaç kız öğrenci vardır diye soruyor yalnız arkadaşlar. Dikkatinizi çekelim. Peki. Öncelikle bizim buradan bulabileceğimiz değer erkek sayısıdır. Çünkü bildiğimiz erkekler. 3'ün 8 katı olduğuna göre bildiğimiz üzere orantılı sorularda paydadaki oran pay kısmında da olacaktır. Öyleyse 8 ile çarparsak 24 olur. 1'i 8 ile çarparsak 8 olacaktır ve x eşittir 8 diyebiliriz. Öyleyse erkek sayımız 8 kişidir ve geriye kalanlar kız olacağından dolayı 24 eksi 8 eşittir 16 kızımız vardır arkadaşlar bu sınıfta. A şıkkını işaretledik ve ikinci soruya doğru yol alıyoruz. Evet arkadaşlar. Bir torbada bulunan 3 kırmızı, 5 sarı, 6 beyaz bilyenin bulunduğu bir torbadan rastgele çekilen bilyenin kırmızı olmama olasılığı kaçtır? Peki arkadaşlar toplamda kaç tane bilyemiz var? 3, 5 ve 4. Toplayalım. 3, 5 ve 4 tane bilyemiz var. Toplamı 12 tane olacaktır. Toplam durumumuz 12 tane. Rastgele seçilen dediğine göre toplam durumumuzu yazdık. Ve ne istiyor arkadaşlar? Kırmızı olmama. Kırmızı değilse geri kalanlar nedir arkadaşlar? Toplam 9 tane bilyemiz vardır. Ve 9 bölü 12'dir. Şıklara bakıyoruz yok. Niçin yok? Çünkü bu sadeleşmiş bir hal değil. Kesirli sayılarımız için. Rasyonel sayılarımız için. Sadeleştirelim arkadaşlar bunu. 9'u ve 12'yi ortak bölen 3 vardır. Öyleyse her ikisini birden 3'e böldüğümde 9'u 3'e bölersen sonuç 3 olur. 12'yi 3'e bölersem sonuç 4 olur. 3 bölü 4 B şıkkında var ve işaretlerim var. Üçüncü soruya geldik. Bir kümeste birkaç ördek, 6 tavuk ve 3 horoz bulunmaktadır. Kümesin kapısı açıldığında ilk çıkanın tavuk olma olasılığı 3 bölü 8 olduğuna göre kümeste kaç ördek vardır? Evet arkadaşlar yine burada verilen bilgi tavukla ilgili. Tavuk bölü tüm durum. Buraya tav yazayım, tüm yazayım. Peki, olasılığı bize vermiş. Kaç diyor? 3 bölü 8. Birkaç tane ördek varmış. X tane. Geriye kalanlar 9 tane. Peki, ne diyor? İlk çıkan tavuk. Öyleyse tavuklar kaç taneydi? 6 taneydi. Buraya 6 yazıyorum tavuk kısmına. Buraya toplamına x diyeceğim arkadaşlar. Ördekler ö olarak değiştirmiş olduk. Peki, buradan bulabileceğimiz nedir? Tüm sayı. Yine oranı kullanaraktan 3'ün 2 katı olduğuna göre 8'in 2 katı olacaktır. Yani toplam sayımız x'imiz 2 katı olan 16 olacaktır. 8'in 2 katı olan 16 olacaktır. Toplamı 16 ise ve 9 tanesi bilindiğine göre geriye kaç tane kalır arkadaşlar? Çıkarttığımızda 7 tane ördek olmasını bekleriz. Evet. Bizde de bu kümeste kaç tane ördek vardır diye sorulduğuna göre B şıkkı 7'yi işaretliyoruz. Evet arkadaşlar dördüncü soruya geldik. Dördüncü sorumuz bir bilgisayarın doğal sayı olan 3 basamaklı açılış şifresini rastgele tuşlayan birinin doğru şifreyi bulma olasılığı kaçtır diye sormuş. Evet arkadaşlar, 3 basamaklı dediği için bizim sayımız en azından 1 ile başlaması lazım. Ya da 2, 3, 4, 5 bu şekilde başlayabilir. Peki bu kısma kaç tane rakam gelebilir arkadaşlar? 1'den 9'a kadar yani 9 tane çarpı. Bu kısma 0'da gelebileceğinden dolayı toplam 10 tane rakam gelebilir. Yine aynı şekilde buraya da toplam 10 tane rakam gelebilir.
Yani tüm durumumuz 9 çarpı 10 90, 90 çarpı 10 900. 900 tane tüm durumumuz var. Evet, 900'den bir tane de doğru şifre olduğuna göre o zaman bir tane istenen durumumuz var. Toplam 900 var ve cevabımız C şıkkı arkadaşlar. 5. Erkek ve kız öğrenci sayılarının eşit olduğu 24 kişilik bir sınıfta erkek öğrencilerin 4'ü, kız öğrencilerin ise 3'ü sarışındır. Sınıf listesinden rastgele seçilen bir öğrencinin sarışın veya kız öğrenci olma olasılığı kaçtır? Evet arkadaşlar, şöyle bir kez daha soruyu erkek, kız, sarışın, esmer diye ayırarak yapalım. Böyle gruplandıralım. Erkek ve kızlar eşit olduğuna göre toplam 12 tane erkeğin, toplam 12 tane kızın olmasını bekliyoruz. Erkek öğrencilerin 4'ü sarışın olduğuna göre 8 tanesinin esmer olmasını, kız öğrencilerin 3'ü sarışın olduğuna göre 9 tanesinin esmer olmasını bekliyoruz. Sınıf listesinden rastgele seçilen bir öğrencinin sarışın veya kız öğrenci olma olasılığı. İki grubu toplayacağız arkadaşlar. Sarışın da olsa kabulümüz, kız öğrenci olsa da kabulümüz. Öyleyse sarışınlar şurası ve kızlar burası. Gördüğünüz üzere 3 2 defa alındı ancak biz 2 defa almayacağız. 4, 3 artı 9 şeklinde toplayabiliriz. Ya da 4 artı 12 diyebilirdik. Veya 3'ü 2 defa almamızı düşünürsek eğer 7 tane sarışın var deyip 12 ile 7'yi toplarsak ortağı çıkartmamız gerekirdi. Ancak 4 artı 3 7 artı 9 16 tane istenen durum var arkadaşlar. Toplam durumumuz neydi? 24. Sınıfımız 24 kişilikti. Öyleyse toplam durumumuz 24 ve isteneni 16 olduğuna göre 16 bölü 24 olacaktır istenen olasılığımız. Her ikisi 8'e bölündüğünden dolayı 16'yı 8'e bölersem 2, 24'ü 8'e bölersem 3'tür ve cevap B şıkkıdır. 6. soruya geldik arkadaşlar. Yukarıdaki çark döndürüldüğünde çark üzerindeki okun sarı bölge üzerinde durma olasılığı kaçtır? Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere bir dairenin içerisinde açılar verilmiş ve açıların hesaplarına göre bizden sarı bölgenin gelme olasılığı isteniyor. Öyleyse kırmızı 90 derece, şuraya not alalım. Beyaz 90 derece, mavi 60 derece, sarıya ne kadar kalır? Gördüğümüz üzere alt taraf zaten 180 dereceyi oluşturmuş. Geriye 180 derece kalır 360'a tamamlamak için. 180'den 60'ı çıkartırsak, mavi kısmı çıkartırsak geriye 120 derece kalır. Bu da sarı kısmımıza aittir. 120 derece. Evet arkadaşlar, istenen sarı olması olduğuna göre 120 ve tüm durum 360 derecelik bir dairenin bahsettiğine göre bölü 360 olacaktır. 120 bölü 360 da şöyle sadeleştirdiğimizde her ikisi de 120'ye bölünür. 120'yi 120'ye bölersem 1, 360'ı 120'ye bölersem 3 olacaktır. Veya ikisinin de sonlarında sıfırlar var. Her ikisi 10'a bölünür demek. 12 ve 36. Öyleyse 12 ve 36'yı da yine yavaş yavaş bölebiliriz. Ve sonuç yine 1 bölü 3 olacaktır. O da aşkında mevcut. 7. soruya geçelim arkadaşlar. Aynı özellikteki 10 topun üzerine tüm rakamlar ayrı ayrı yazılarak bir torbaya atılıyor. Bu torbadan rastgele çekilen bir topun üzerindeki sayının 4'ten küçük, 4'ten küçük veya 8 olma olasılığı kaçtır? Peki arkadaşlar, rakamları yazıyormuşuz. Yani 0'dan başlıyoruz, 9'a kadar rakamlarımızı yazıyoruz. Toplam 10 tane durumumuz var.
Toplam 10'dur. Evet, bu torbadan rastgele çekilen bir topun 4'ten küçük. 4'ten küçük herhangileri 0, 1, 2, 3, 4'ü alamam. 4'ten küçük değil. Ve 8 olması. Evet. Gördüğümüz üzere toplam 1, 2, 3, 4 ve 5 tane durumumuz var. 5 bölü 10 olacaktır. Ve her ikisi 5'e bölündüğünden dolayı 1 bölü 2 olacaktır. O da A şıkkında mevcut. Evet, 8. soru. 1'den 100'e kadar numaralandırılmış 100 sayfalık bir kitabın sayfalarından biri rastgele seçildiğinde sayfa numarasında 2 yazma olasılığı kaçtır? Evet arkadaşlar, burada 100'e kadar numaralandırılmış, 1'den başlayıp 100'e kadar numaralandırılmış sayfalardan bahsediyor. Rastgele seçilen bir sayfanın numarasında 2 yazma olasılığı. Evet arkadaşlar, şimdi burada 2 de yazabilir, 12 de yazabilir, 20, 21, 22, 23, 32, 42, bu şekilde 2 bunlar da yazar. Bizden şunları istememiş, kaç tane 2 yazar diye istememiş. Sayfasında sadece 2 yazıp yazmadığını soruyor. Öyleyse biz 2, 12, 20'leri atlıyorum arkadaşlar. Çünkü 10 tane var toplamında sonuçta. 20'den 29'a kadar toplam 10 tane sayımız var orada. 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92'de 2 rakamı bulunmaktadır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane burada var. Ve 10 tane 20'li sayılarda vardı. Yani 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ve toplarsam 19 tane toplam istenen durum var. Peki kaç tane tüm durumumuz? 100 tane. İstenen durum 19 tane, tüm durum 100 tane. Ve cevabımız C şıkkı. 9. soruya geldiğimizde, bir torbada renkleri dışında aynı özelliklere sahip beyaz, mavi ve sarı renkte toplam 45 top vardır. Bu torbadan rastgele seçilen bir topun mavi olmama olasılığı 1 bölü 9 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi hesaplanabilir? Evet, mavi olmama diyorsa eğer, mavinin dışındakiler çok rahat bir şekilde hesaplanabilir. Beyaz ve sarı renkte olması. Yani her ikisinin birden toplamı. Sarı renkleri bulamayız, beyazları da bulamayız ama her ikisinin toplam sayısını bulabiliriz. Beyaz ve mavileri ise yine bulamayız. Öyleyse cevabımız C şıkkı olacaktır. Evet, 10. soruya gelelim arkadaşlar. Bir torbada renkleri dışında aynı özelliklere sahip sarı, kırmızı, beyaz bilyeler vardır. Kırmızı ile beyaz bilyelerin sayısı eşit. Kırmızı eşittir beyaz. Ve torbadan rastgele seçilen bir bilyenin sarı olma olasılığı 1 bölü 4 olduğuna göre sarılar bölü tüm durum. Evet, şurayı düzeltelim. Şu kısmı şöyle yazalım. Sarılar bölü tüm durum 1 bölü 4'müş. Olduğuna göre torbadaki bilye sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar, kırmızı ve beyazlar birbirine eşit olduğuna göre geriye kalanlar şuradan gördüğümüz üzere 4 tane olsa bir tanesi sarı olacaktır. Geriye 3 tane kalır. 3 taneyi 2'ye bölebilir miyiz? 1,5 1,5 bölünebilir ancak olmayacaktır. O yüzden biz bunun 2 katını alalım şöyle. 2'ye bölünebilmesini istediğimiz için. 2 bölü 8 olsun. Peki 2 bölü 8'den geriye kaç tane kalır? 6 tane. 6'yı 3 3 paylaştırabiliriz. 3 kırmızı, 3 beyaz olarak paylaştırabiliriz. Öyleyse istediğimiz sayı 8'in katı olması.
toplam sayının 8'in katı olmasını istiyor. 8 veya 8'in katı. 20 8'in katı değildir. 24 8'in katıdır. 28 8'in katı değildir. 30 8'in katı değildir. Öyleyse cevabımız 24 olabilir. 24 tane olduğunda 1 bölü 4'ü sarıysa eğer 6 tanesi sarıdır. Geriye 18 tane kalır. Bunlar da 9 tane beyaz ve 9 tane kırmızı olarak ayrılabilir. Eşit sayıda ayrılmış olacaktır ve yine oranlarımız birbirini sağlayacaktır. 11. soruya geçelim arkadaşlar. 25 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin her biri gitar, bağlama ve ney kurslarından sadece birine katılmaktadır. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin gitar kursuna katılan bir öğrenci olma olasılığı 2 bölü 5 olduğuna göre bu sınıfta bağlama kursuna katılan en çok kaç öğrenci vardır? Evet arkadaşlar. Bize gitar kursuna katılan öğrencinin olma olasılığını 2 bölü 5 vermiş. Yani gitar bölü tüm durum 2 bölü 5'miş. Buradan biz gitar kursuna katılan kişi sayısını bulabiliriz. Ve dilerseniz bulalım. Tüm durum 25 kişilik bir sınıf olduğuna göre 25 olacaktır. 5 katı olduğuna göre de ne 5 katı olacaktır ve 10 kişi olacaktır. Öyleyse gitar kursuna katılan 10 kişi vardır sınıfta. Geriye kalan 15 kişi. Geriye 15 kişi kaldı. Bunlar da bağlama ve ney kurslarına katılacaktır. Bağlama ve ney kurslarına katılacaktır. Her sadece birine katıldıkları bilindiğine göre bu kursa en çok bağlama kursuna en çok kaç kişi katılır demiş. 15 kişiyi şimdi iki parçaya ayıracağız. İki parçaya ayırırken 15'ini bağlamaya verirsek neye kimse kalmaz? Öyleyse bir tanesini en azından neye ayıralım? Geri kalan 14 kişiyi bağlama kursuna yerleştirelim. Ve en çok 14 kişi bağlama kursuna yerleşmiş olur. 12. soruya geçelim arkadaşlar. Yukarıdaki kutularda içlerinde farklı sayılarda sırasıyla 5, x, 15, y tane mavi, kırmızı, beyaz, siyah renkte aynı özelliklere sahip bilyeler vardır. Kutular içlerindeki bilye sayıları küçükten büyüğe doğru olacak şekilde sıralanmıştır. Kırmızı ve siyah bilyelerin toplam sayısı 25'tir. Kırmızı ve siyahların. Şuraya not alalım. Kırmızı artı siyah eşittir 25. Peki, bilyelerin hepsi bir torbaya atılıp rastgele bir bilye seçiliyor. Çekilen bilyenin kırmızı olma olasılığı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Kırmızı olma olasılığının olamamasını soruyor. Peki arkadaşlar, bir de bilgilerden bir tanesi şuradaydı. Farklı sayılarda sırasıyla 5, x, 15 ve y tane olanlar küçükten büyüğe doğru sıralanmış demişti bize. Yani 5 küçüktür x'ten, o da küçüktür 15'ten, o da küçüktür y'den. Bu kuralı unutmayacağız. Bu kural bize sorunun içerisinde gizlenmiş bir şekilde cevabı söyleyecektir. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle hepsini bir toplayalım. Toplam bunlar 25 taneydi. Kırmızı ve siyahlar. 5 de burada 30. 15 de burada toplam 45 tane bilyemiz var. Toplam durumumuz 45. Peki kırmızı olma olasılığı olamaz demiş. Kırmızılar. Bakalım. 2 bölü 15 denilmiş. Bunu 3 ile genişletirsem ben şu olacaktır. Toplam durum 45'e 3 ile genişletirsem 6'ya. Peki 6 bölü 45 olabilir mi? 5'ten büyük mü? Büyük. 15'ten küçük mü? Küçük. Bu aralığa 6 gelebiliyor aslında. Peki 25'ten 6'yı çıkarttığımızda 19. Y 19 olabiliyor mu? O da olabiliyor. Demek ki bu ihtimal olabiliyor. 8 bölü 45. Zaten tüm durum uyuyor. O zaman 8. X için 8 uygun mudur? 5 ile 15 arasında mı? Evet. 5 ile 15 arasında. Peki 25'ten toplam sayımızdan 8'i çıkarttığımızda 17 kalacaktır. 17 Y'ye uygun mu? O da ona da uygun. Peki bu da olacaktır o zaman. 5'te 1.
Bunu da yine aynı şekilde 9 ile genişletirsem 9 kere 5, 45. 9 kere 1, 9. 9, şuraya yazayım artık. 9, 5 ile 15 arasında mı? Evet. Yine aynı şekilde 25'ten 9 çıkartırsam 25 eksi 9 eşittir 16. 15'ten büyük mü? Evet, 15'ten büyük. Bu da oluyor. Peki en son artık D şıkkımız kaldı. Bunu da 5 ile genişleteceğim bu sefer. 5 kere 9, 45. 5 kere 2, 10. Evet. 5 ile 15 arasında mı 10? Şöyle hemen şurayı bir silelim. Şuraları silelim. Şöyle bir kez daha. 10 dedik. Burası için. Peki. 5 ile 15 arasında mı? Evet. 5 ile 15 arasında. Yine 25'ten 10'u çıkartırsam geriye 15 kalıyor. 15'ten büyük mü 15? Hayır. Demek ki D şıkkındaki oran olmuyor. 15'ten büyük olmasını istemişti Y sayımızın. Ve Y sayımız 15'e 10 eşit çıktı. O yüzden D şıkkımız olamıyor dedik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Dersimiz Matematik video kanalının abonesi olmayı unutmayalım. Ve TEOG sınavına çalışırken lütfen kazanım testlerinizi çözmeyi de ihmal etmeyelim. Biz de bu konuda sizlere yardımcı olmaya çalıştık. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.